Melih Altınok, Avrupa terörle faşizmin sıtma nöbetlerine razı edilmek isteniyor. Paris Cuma akşamı 7 ayrı noktada eş zamanlı gerçekleştirilen terör saldırılarıyla sarsıldı. Bilen çok korkunç. Şu an itibariyle ölü sayısının 127 olduğu açıklandı. Şimdi herkes aynı soruya cevap arıyor. Bir süre önce de Charlie Hebdo baskınıyla terörle muhatap olan Fransa niçin hedefte? Kuşkusuz bu sorunun yanıtı saldırıların Suriye konusunun damgasını vuracağı G20 zirvesinin arifesine denk gelmesiyle fazlasıyla alakalı. Genel olaraksa asıl bağlantı göçmenler sorunu. Ve saldırılar Fransa'da gerçekleşmiş olsa da terörün mesajı tüm Avrupa kamuoyuna. Suriye'deki iç savaş nedeniyle Türkiye ve Avrupa ciddi bir göç sorunuyla karşı karşıya hatta bu dalga 100 yılın en büyük demografik hareketlerinden biri olarak nitelendiriliyor. Son aylarda 2 milyondan fazla Suriyeli'ye ev sahipliği yapan Türkiye üzerinden Avrupa'ya doğru kitlesel mülteci hareketleri yaşanıyor. Suriye'deki iç savaşın gidişatına bakılırsa göç dalgası sürecek. Avrupa devletleri gidişattan fazlasıyla kaygılı. Birliğin tüm üyeleri Avrupa'nın güvenliğini ve ekonomisini kısa ve orta vadede kökten etkileyecek bu sorun karşısında nasıl tedbirler alacağını tartışıyor. 1 Kasım seçimlerinden hemen önce Almanya Başbakanı Angela Merkel'in fiilen Birliğin sözcüsü sıfatıyla Türkiye'ye gelip bir takım taleplerde ve vaatlerde bulunduğu hepimizin hafızalarında. Birlik özetle Suriyelilerin Türkiye'de ikameti karşılığında mültecilerin ekonomik yüküne ortak olmak ve Türk vatandaşlarının Avrupa'da vizesiz seyahatine izin vermek gibi önerilerde bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parasına ise verelim şeklindeki bu ahlaksız teklife verdiği sert tepkileri de her gün basından takip ediyoruz. Bu aslında Avrupa medeniyetinin içinden çıkmakta zorlandığı en büyük paradokslardan. Zira insan hakları alanının en önemli gündemi olan mülteciler sorununa güvenlik endeksli yaklaşımlarla çözüm araması birliğin varoluşuna tezat bir durum. İşte Avrupa ülkelerinde yaşanan her terör saldırısı da güvenlik eksenli mülteci politikalarının kamuoyu tarafından normal karşılanmasının sorgulanmamasını sağlıyor. Hollanda düşerse. Fransa Avrupa'nın en çok Müslüman nüfusa sahip ülkelerinden. Bu nüfus tüm Avrupa'da olduğu gibi Fransa'da da ekonomik ve sosyal sorunların ana nedeni olarak tartışılıyor. Ama Holland'ın Fransa'sı vatandaşlık alım işlemlerini neredeyse durduran AB ülkelerinin Kuzey Kore'ye andıran mültecilerle mücadele politikalarına kısmen direniyor. Avrupa ve Fransa sağda Holland'a. Hatta saldırı öncesi Eric Zemmour'un Fransız İntiharı isimli kitabı tek gündemdi. Zemmour kitabında kabaca yalnızca göçmenlerin değil, Fransız vatandaşı Müslümanların da gönderilmesini öneriyordu. Çok şükür ülkedeki seçimler öncesi yükselen sağın siyasi temsilcilerinin ve pek çok orta üst sınıfın bu arzusuna karşı Fransız siyasi iktidarı ve entelijansiyası bahsettiğiniz bir hukuk medeniyeti bayım diyerek Avrupa'nın ideal ilkesel duruşunu sahiplenmeyi sürdürüyor. Yani Fransa kamuoyunda bu ırkçı Megali ideanın altyapısı henüz oluşturulamadı. Örneğin Zemur, pek çok sadece Avrupalının hislerine tercüman olan kitabı yüzünden 2003'ten beri çalıştığı ülkenin en saygın TV kuruluşu İtalya'dan ambargo yedi. Tüm bunların üzerine Cumhurbaşkanı Holland'ın Suriye'deki Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye'ye yakın tezler savunmasını da eklersek, son terör saldırısının amacına ve faillerine dair tablo daha da netleşiyor. Fransız ulusunun ve faşizme direnen tüm dünyanın başı sağ olsun. Melih Altınok, Sabah